Kıymetli dostlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün muhalefeti, muhalif medyayı, muhalif üst düzey isimleri feci halde kızdıran bir İyi Partili vekil açıklaması geldi. İyi Partili Ayhan Erel'den gerçekten CHP'yi krize sürükleyen bir açıklama geldi. Biliyorsunuz ki bu açıklamadan bahsedeceğim. Bununla ilgili bir videoda izleteceğim ve bunun sebeplerini de anlatmaya gayret göstereceğim. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında İyi Partili bir ismin, üst düzey bir ismin ya keşke, ya iyi ki biz kazanmamışız. Kazansak bu ülkeyi yönetemezmişiz. Bu ülke için bir facia olurmuş. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tutun da diğerlerine kadar biz mahvedermişiz bu ülkeyi. İyi ki de seçimi Millet İttifakı kaybetmiş. Cumhur İttifakı kazanmış gibi birçok söylemi olmuştu. Ve muhalefet, Sözcü TV'si, Fox TV'si, Halk TV'si, Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakiler çok sinirlenmişti bu duruma. Bugün geldiğimiz noktada bir enteresan açıklama daha geldi. İyi Partili vekil söylüyor. Ben söylemiyorum. CHP'nin ortağı söylüyor. İyi dinleyin kıymetli dostlar. İzmir'in halini görünce keşke burayı 5 yıl AK Parti yönetse dedim. Çok enteresan değil mi? İyi Partililer, CHP'liler mecburen gidip Atatürk'ün partisi diye oralara oy verenler bugün geldikleri noktada ya yine gideceğiz oy vereceğiz. Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz. Bunlar hizmet etmiyor. Bunlar bizi mahvediyor. Bunlar çalışmıyor diyenler ama yine gidip oy verecekler. Bak orada hiçbir şüphemiz yok artık. İsyan etmekte. Ya bir hükümet gelse de, hükümet partisi gelse de buraları bir güzelleştirse, bir şehircilik, belediyecilik bir şeyler yapsa. Yapsa da. Sen öyle yaptıktan sonra o nasıl olacak? İzmir'in yönetim eksikliklerini ve sorunlarını itiraf eden İyi Partili isim gerçekten CHP'yi çok kızdırdı. Uzun yıllardır CHP'li başkanlar tarafından yönetilen İzmir'in artık yani işte Çankaya'dan sonra, Kadıköy'den sonra falan böyle İzmir'de CHP'nin kalesi vaziyetinde ama tüm vatandaşlarımız biliyor ki ve özellikle İzmir halkı biliyor ki içler acısı bir durum var İzmir'de. Türkiye'nin malumu. Ve İzmir'deki vatandaşların bir kısmı o kokona teyzeler falan filan böyle başı örtülü görünce ya bu ne diyor kafasını çekmeye uğraşıyor. Bu kadar saplantılı durumdalar. Çarşaflı bir tesettürlü gördüklerinde durakta yapıyor böyle tiksiniyor. Nasıl bir varlıksınız siz ya? Şunu diyor mesela bir sokak röportajında onu da anlatmıştım. Yüz binlerce izlenmişti o. Anlatalı bunu 5-6 ay falan olmuştu. Biri sokak röportajında diyor ki İzmir'de AK Partililerin işi yok. Defolun gidin buradan. Allah Allah. Ya bunlar çok enteresan bir kafa. Böyle bunları eleştirmek dahi istemiyorum. Onların o seviyesine inmekten korkuyorum. Hizmet değil, ideolojik motivasyonlarla yerel seçimleri geçiren İzmir'de başkan adaylarının CHP'li olmaları şimdiye kadar kazanmaları için en geçerli özellik oldu. Artık işler değişiyormuş gibi bir gelin İyi Partili bu vekilin sözlerini bir ekrana getirin. Kıymetli dostlar, ara ara durdurarak sizlere bunu anlatmaya, aktarmaya gayret göstereceğim. Çünkü biliyorsunuz bir telif problemiyle karşılaşmayalım diye. Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittik. İzmir çok yorgun bir şehir. Yani ben hiç gönlümden şu geçti. Çok açık söyleyeyim. Ben çok açık yürekli bir insanım. Şimdi sözlerini başlayacak. Ama size geliyor ya acaba ne diyecek diye falan böyle. Bir bakmaya başladılar. Dinleyenler arasında CHP milletvekili de var aynı zamanda. Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım bir... Mete Yarar gözleri açtı. Bir şey geliyor dedi. Şurada ayağı kaldırdı. Ya terminaller bir şehrin dış dünyaya, dış şehirlere açılan penceresidir. İzmir terminalini gördünüz mü Gürsel Bey? Şimdi söz Gürsel Tekin'e geliyor burada. CHP milletvekiline doğru. Hiç görmedim. Ya bir görün ya. Böyle bir şey olmaz ya. İzmir, karanlık, temiz. Ya CHP milletvekili. Arkadaşım sen İzmir hep gittiğiniz yer. Yani siz nereye gidiyorsunuz? Ha? İzmir'deki otelleri mi? Hiç mi görmüyorsunuz ya? Görmedim. Nerede görmedim bırak. Devamında devam ediyor böyle hayıflanmaktan falan filan. İzmir'deki altyapı ve hizmet sorunları o kadar büyüdü ki CHP'nin odun koysak seçilir yaklaşımının halkta geçerliliği artık kalmadı. Kıymetli dostlar, İzmir her yeri rezalet haline getirmişken İşte o Gülşen miydi? Hani spekülatif çok adımı var işte. Üstsüz müstsüz başsız çıkıyor sahneleri alan filan. Daha bir sürü böyle. Anlatmayayım onları burada tek tek. Vaktinizi almayayım. Şimdi mesela ona 15 milyon verip konser yaptırıyorlar. Tarkan'a 25-26 milyon verip
konser yaptırıyorlar. İşte bunun gibi birçok isme paraları buralara akıtıyorlar yani. Gerçekten bence İzmirli'nin gidip yine CHP'nin adayı kim olursa olsun oy verecek olan büyük bir kesim İzmirli'nin de duygularına, düşüncelerine tercüman olmuş İyi Partili isim. Erer'in bu sözleri sosyal medyada gündem olurken İyi Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Yerel seçimlerde bu çok önemli. Kendisi aday çıkartırsa İyi Parti, İzmir'de AK Parti'nin de oy oranı bayağı bir yüksek. CHP'ninki kadar olmasa da. Ama CHP'nin yaptığı yanlış politikalar, bu tembellik, çalışmamazlık, hizmet etmemek gibi bu tür işler bir oy kaybına bedel olursa CHP'nin kalesi olarak düşünülen İzmir bile el değiştirebilir. Yani bırakın İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Eskişehir'i, İzmir'i dahi ana muhalefet partisi kaybetmek üzere. İyi Parti de artık kaybedenlerle beraber olmama kararı aldı diye düşünüyorum ama yakın gelecekte neler olacak daha net göreceğiz. Geçtiğimiz videolarda şundan bahsetmiştim. CHP'de istifalar peş peşe geliyor diye bahsetmiştim. Başarısız belediye yönetimlerinden bahsetmiştim. Bir diğerini daha anlatacağım. Ekrana onu verelim. CHP'de bir istifa daha gerçekleşti. CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay partisinden istifa ettiğini açıkladı ve CHP diye bir parti artık yoktur dedi. Neden? Aydın'da CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay partisinden istifa ederek istifa edenler kervanına katıldı. Atay, Aydın'da CHP diye bir parti yoktur. Özlem Çerçioğlu Partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim açıklamasında bulundu. Şimdi şunu anlatmamız lazım. Aydın'da neler oluyor? Ben Aydın'a gittim. Aydın'da vatandaşla da konuştum. Aydınlı da İzmirli gibi isyan etmiş vaziyette. İstanbullu, Aydınlı, İzmirli ve bu Özlem Çerçioğlu'nu biz mesela şuralarda hatırlıyoruz. Söz hakkı doğmasın, bir takım sıkıntılar yaşamayalım diye siz Google'da yazıp da aratabilirsiniz. Bilmiyorsanız, tanımıyorsanız. Mesela Aydın'da her yerde bu kadının fotoğrafı var. Her yerde. Yani onun o fotoğraflarına, posterlerine ayırdığı bütçeyle Aydın'da iddia ediyorum en az 2 tane, 3 tane okul yaparsın. Bir tane, 2 tane hastane yaparsın. Bu kadar. Yani reklam belediyeciliği İstanbul'da nasılsa, Ankara'da nasılsa Aydın'da daha beter. Gerçekten söylüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bir üst versiyonu aslında Özlem Çerçioğlu ve birçok yolsuzluk iddiası ortada dolaşmakta, birçok spekülasyon ortada dolaşmakta. Vatandaş artık yılmış, bezmiş vaziyette. Bununla birlikte ben deprem döneminden de kendisini hatırlıyorum. İşte böyle işte bebek bezi, kumanya, bir şeyler. Bütün vatandaş topyekün 86 milyon biz oraya yardım götürdük değil mi? Hep birlikte tek yumruk olduk. Depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Ve bu Özlem Çerçioğlu'nun yani selpakların üzerine bile fotoğrafını yapıştırmış. En küçük kolide bile kadının fotoğrafı var. Ben mesela bunları gördüğümde ya ne yapıyorsun sen? Yardım çalışması mı yapıyorsun? Reklam çalışması mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Önce bunu bir anlat. Derdini bilelim. İsyanında bulunmuştum mesela o dönem. Aydın'da da işler karışıyor. Artık CHP'nin herhalde alacak yer bulamayacak. Muhtemelen yakında HDP ile ortak aday çıkartıp Doğu illerinde belediye almaya falan çalışacak herhalde. Ama bakın vatandaş artık az 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 yıldı. Faturayı da bir yerlere kesecek. Çünkü vatandaş hadi hükümet devleti yönetme o bu şu bu bunlar ayrı bir şey. Belediyelerde hizmet bekliyor. En azından gayret bekliyor. Çalışkan belediye başkanları bekliyor. Belediye başkanının kadrolarını bekliyor. Vatandaşı, esnafı ziyaret eden insanlar bekliyor. Vatandaştan kopuk, zevkü, sefa içinde yaşayan insanların belediyelerinde. Yerelde küçük belediyeler, büyük belediyeler fark etmez. Hiç kimse istemiyor. Ve bunun faturası da kesilecektir diye düşünüyorum. Kıymetli dostlar, paylaşarak daha fazla insanın ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim.